Ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Musibet. Dersimizin mevzusu musibet. İnşallah bu hafta bitiririz ama 31 A4 sayfasından ilk önce 17'ye, sonra 12'ye, sonra 9'a daha indiremedim. Kırpa kırpa kırpa. Yarısını yapabilsem dersten sonra sizin isteğinize bağlı. Gelecek haftada bunu devam et derseniz olur. Etmez. Çünkü musibetin çeşitleri çok farklı. Ta mülkte, melekut arasındaki bir bağdan tutun. İnsan Allah ilişkisine kadar bir şumulu bir özelliğe sahip. İlginçtir. Ben böyle bir gözlük olsun diye mevzuya şöyle önermeler, başlıklar getirdim. Onu okuyayım. Musibet, standartlıktan, muayyenlikten, yeknesaklıktan, kaidelikten insanı ayıran, çıkarandır. Nimetin ifade edildiği zemindir. Nimeti gösteren ibredir. Nimeti fark ettiren gözlüktür. Müsbet yolla yapamadığımızı musibet yoluyla ifade edilişidir. Yani bazı ibadetlerin. Başka, nimeti mutlaklıktan muayyenliğe derecelendirendir. Yani musibeti çıkarırsanız Allah'ın nimeti sonsuz olur, derecesi olmaz. O zaman motor yanar. Yani tekamüle vesile olan şu ruha malzeme olamaz. Yani musibeti çıkarttığınız zaman karanlığı çıkarttığınız gibi. O zaman aydınlığın derecesi yoktur. Yani Allah'ın mutlak nimetiyetini, onu belirli bir aşamada indiren, tutan bu musibetlerdir. Yoksa sonsuzluk olur. Seni yere çakıyor yani. Musibet, zamanı fark etmektir. Çok ilginç. Belki de bir boyuttur. Herkes en boy, derinlik, zaman, ateş demiş. Bir boyuttur. Belki de bu dersten çıkacaktır ki musibet de varlığı anlama, yorumlama, idrak etmeye vesile olan bir hakikat olduğu için musibet kişiden kişiye değiştiği için zaman algısı, yani anlayışı, fark edilişi, idrakı da musibetle alakalıdır. Mesela hastanede inim inim inleyen bir insanın bir saati çok rahat bir şekilde hayat sürenin belki de 3 dakikasına, 5 dakikasına eşittir. Uçaktan rahatsız olanın 2,5-3 saat bir seyahati yerde olanların belki de 15 saatine denk geçmez olur. Geçmez olur. Siz hastanede bir kardeşiniz, yakınınızı mutlaka yaptınız da sandalyede böyle saatlerce uyudunuz mu? Uyudunuz tabii. Saat geçiyor mu? Ama yatakta zil çalıyor. 5 saat yattık. Allah Allah, ne çabuk geçti ya. Birisine niye geçmiyor? Allah Allah. Ona düştü. Herhalde 1 saat geçmiştir. Bir bakıyor ki 7 dakika geçmiş. Demek ki dışarıdaki alem, zaman, mekan beni fazla ilgilendirmiyor. Bana yaptığı tesir değil midir? Beni alakadar eden taraf. Güneş doğmuştur. Ama içine fark eder ki ha doğmuştur ha karanlıktır. O zaman uydurukçasıyla zaman algısı, yani zamanın idraki, tesiri musibetle olur. O zaman zamanı fark etmeye zemindir, sebeptir musibet. Antika ya, neler var Risale'de ya.
Tuhaf yani. Tabi fizikçiler kızacak, yeni bir boyut getirdi diyecek. Belki de gelecek tarih bunu ibraz edecek. Ama ben realiteden bahsediyorum. İddia etmiyorum. Olan hadiseden bahsediyorum. Bir saat geçti zannediyorum, 2-3 saat, 7 dakika geçmiş. Başıma geçeni söylüyor. 7 dakika nereden kalmış? Ama bir bakıyorsun ki bunu yetiştireyim, çalışayım, arkadaşlar şahit. Ve birkaç kişi de yardım etti yani. Şunu tara, şunu çıkar, şunu kes. Gene yetişmiyor. Ya arkadaş, acayip bir şey. Saate bakıyorsun yani. Ama tekisi Allah Allah ya, nasıl ki zaman geçmiyor. Ha, peki dünyada zaman geçiyor. O beni alakadar etmiyor. Beni alakadar eden bana bakan taraf. O zaman zaman denilen o hakikatin insandaki tesiri, anlayışı, idrakini tahrik eden unsurdur musibet. Musibet, sorgulanma mihengi, kendini tanımlama vesilesidir. Allah Allah. Allah tarafından sorgulanma, kendimi kendimle tanıma vesilesidir. Musibet, verilen musibet, hatalarına verilen cezalardır. Musibet, hatalarına verilen cezaların affedildiğine ibraz edilen delildir. Makbuzundur yani, yatırdın sen bunu. Makbuzdur Orhan abi. Musibet, geçmiş hatalarımızdaki günahlarımızı ödediğimize ahirette haşir meydanında gösterilecek makbuzdur, ibrazdır. Ben bunu yatırdım. Allah da unutmayın, şeriatında öyle yazıyor. Mesnevi'de geçiyor. Celle Celaluhu, Cenab-ı Hak da bir suça iki yerde ceza vermiyor. Unutmayın. Onun için şeriatın kestiği el kanamaz derler ya. Nasıl kanamaz? Kan akar da. Şu, zina yaptı, içki içti vesaire. Adam şey yaptı, kesti, öldürdü. Şeriat dünyada ceza vermişse aynı suçun ahirette cezası yok. Bir tanesi dedi, Allah Allah. Hakikaten, hakikaten. Dedi ki, keşke şeriat olsa. Allah bilir ne yapmış. Dedim ki, senin aleminde şeriat var zaten, o vicdan azabı, ölünceye kadar çektiğin azap, o alacağın inşallah ceza olur. Musibet, kendini sorgulama fırsatı verilendir. Kendini sorgulama fırsatıdır. Musibet, hayatı farklı yorumlamana yarayan hem de gözlüktür hem de zemindir. Hayatı farklı yorum. Mesela bir misal vereyim. Ben çok kullandığımız için söylüyorum. Mesela hayatımızın içerisinde nice böyle ihanetler var. Dalga geçmiş, alay etmiş, gıybet etmişler, aşağılanmışsın. Bir sürü şeyler var yani. O kadar yanlışlar. Ama doğrular da var. Değil mi? Bir sürü ihanetler var. Hakkını alamadın, zulme uğradın. Çeşitli tecavüzler olmuş vesaire vesaire. Şimdi şöyle baktığım zaman ben kendime, işinize yararsa alırsınız. Bu bana ait şu anda. Şöyle geçmişime baktığım zaman böyle yanlışlar falan. Meğer kader hakim ya. Gelecek hayatı yorumlamak için bana verilen malzemelermiş o. O olumsuz dediğimiz şeyler. Hayatı farklı yorumlamama vesile olmuş. Eğer onlar olmasaydı hayata böyle bakmayacaktım. Doğru yorumlamaya da mı vesile? Evet, doğru yorumlamaya zaten. Doğru yorumlamaya vesiledir. Yanlışı da yorumlama. Niye? Böyle yapıldı. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Defterimde 1985'te, 85'in Mayıs ayında yazmışım. Ayın 16'sında, Ramazan'ın 16'sında yazmışım. Bununla alakalı. Eğer Allah yazmışım, Allah bana böyle bir fırsatı verirse asla yanımda kalanlara bunu asla yapmayacağım. Böyle yazmışım. Mesela arabada bir makaslama yaptı sana Levent, tamam adam. Bay seni ne ekleyeceksin? Allah nurcu etsin, tamam? Ha, demek ki böyle oluyormuş. Yapma sen de. Yaptın, insansın. Hemen dört diyak elini kaldır camdan vesaire. O adam hiç sıfır. Hatta
o yaptığı tepkiyi bile utanır. Ya adam bilmeyerek yapmış ya. Keşke böyle bu kadar tepki vermeseydim. Vicdan azabına sokarsın onu. İnan. Demek ki geçmiş hayatımızdaki o olumsuzluklar var ya, ne olur bir de böyle bakın. Gelecek hayatımızı farklı yorumlamamıza vesile olan malzemelermiş. Kader-i ilahinin tecellisine bilmeyerek mazar olmuş o zat. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Vallahi benim çok işime yarıyor. Elhamdülillah. İyi ki Müslümanız. Nimetin derecesini gösteren Levent nedir? Hani termometre vardı, barometre vardı. Musibet, nimetin derecesini gösteren nimet metredir. Enaniyet, ene, Allah'ın icraatını gösteren ene metre. Termometre, barometre, ene metre, nimet metre, musibet. Çünkü ustad söylüyor zaten. Her derece musibetin her derecesinde vardır bir derece-i nimet diyor. Derece-i nimet var ya böyle 724'te sözlerde. Aslında başka bir şey göstermek istiyor. Başka şeyi gösteriyor. Yani perde olarak da algılarsak yakınlaşmak için perde yakınlaşmak gerekiyor. Perdenin arkasını görmek, arkasındaki kişiyi görmek için. Evet, perdenin arkasını yakınlaşmak için perdeye yakın olmak gerekiyor. Nasıl olmak için bir daha söyle. Yakınlaşmak için o zata, Allah'a. O zata yaklaşmak için. Perdenin arkasında o. Esbab-ı perde diyor, musibetten perde. Ya. Oraya dikkat etmek lazım. Öyle bakıyorum yani. Yok işesi. Peki. Şu cümleyi de okuyayım, size şey yapayım. Değişkenliğin zeminiymiş musibet. Perdelerin sayısını mı azaltıyor aslında? Yani şöyle diyeyim. Şurayı bir havuz deyin. Havuz. Havuzun üç üzerine şu kadar veya bu kadar parçalarla yuvarlak ama parlak ışık veriyor. Parça koyduk, renk, renklerle parça yüzüyor. Hepsini tam yapıştırsak, altıgeme dikdörtgen olsa da tak 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 yapışsa, buradaki parça buraya gelme ihtimali var mı hiç? Değil mi? Yok diyeyim artık. Bak havuz. Osman, parça yani birebir tahta. Ama öyle bir tahta ki ışık veriyor, yukarıya aydınlatıyor. Hepsi sabit olur değil mi yapıştırsan? Arasından, Harun, 5 tane alsak, birbirine dönerler değil mi, hareket ederler. Bu ara boşluğu bunların hareket etmesine, farklılıklarına sebep olur. Dolayısıyla farklı renk olur değil mi yukarıda? Işık veren kalıplar olur. Yani eğer ara boşluğu olmasa bunların faaliyeti donuk olur, tek olur. Boyutu tek olur, güzellik tek olur. Ama güzelliği artırmak istiyorsan bu Lego dediğimiz bu taşları değiştirmek lazım. Değiştirmek için ara boşluğu lazım. İşte musibet bu ara boşluktur. Nimetin ara boşluklarıdır. Kemalatın zeminidir. Eğer musibeti kaldırırsanız mutlaklık olur. Derece olmaz hiçbir şeyde. Hiçbir şeyde dereceli olmaz. Ve nimetler bitişik olur. Bitişik olunca hiçbir nimet bir nimetten üstün yok. Tek boyut olur. O zaman melekleşir. Çünkü meleklerin musibeti yoktur. Yani veya şöyle de misal veriyordum size. Şu sayfa yazılar var. Bu yazı mühimdir. İçerisinde mana var. Bu harfleri gösteren ara boşlukları harf kadar değerlidir. Çünkü harfi gösteriyor. İşte musibet harfleri gösteren ara boşluklarıdır. İyi ki var diyeceğiz musibet ama kalsın şimdilik. Farklı bir şey, Risale'ye giriyorum şimdi. Musibete bir katkı sağlayacak. Ben de böyle düşünüyorum. Yani böyle güzel iş olsun değil de ama güzel düşünen insanlar da var. Ben biliyorsun böyle çok severim onlara, çok değer veririm sözlerine. Var mı böyle bir? Hemen gireceğim şimdi Risale'ye. Ben bu topladığım şeydi. Yani musibet nedir? Katkısı olan var mı? Musibet
enaniyeti kırar. Musibet, gurur ve kibir enaniyeti kırar. Çok güzel. Zaafını gösterir. He? Zaafını gösterir. Zaafını, aczinin fakrını gösterir. Çok güzel. Gurur, kibir çok güzel. Var mı başka? Bir de şey var ya, Adem Aleyhisselam'a ben o perdeye takıldım da. He. Seninle diyor, ibadın arasına hastalıklar, musibetler perdesini koyacağım diye. Oraya biraz ben o taraftan bakıyorum. Bir veçi de yani esas Allah'a vasıl olmak, o musibetin perde oluyor. Şimdi şu perde var, arkasında birisi var diyelim perde. Ne kadar perde yakınlaştıkça, arkasındaki kişiyi görmemiz o kadar şey olur. Ama bu salt perde olarak algılamıyorum. Yani o sadece bir vesile perde. Esbab bir perde de diyor üstad. Bu şekva gitmemesi için hacı versin. Şükür kapısını açar aslında. Şükür kapısını açar. Sen ne dedin biliyor musun? Benim şimdi yaptığı şey. Şimdi biz Esma'dan geldik ya. Yani hep misal veririm ya. Şöyle bir buz. Buzdur, sudur, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i, Esma. Bu mertebelerin kalktığını düşün. Ne olur? Esma olur. İşte bunları, Esma'yı bu şekilde derecelendiren o perde dediğimiz şey aslında hal, hani bunu bu derslere gelen artık o perde dediğimiz bu duvar manasında değil. Perde, sinema perdesi nasıl ki perde değil, filmin ifade edildiği zemin. Toprak mesela kapatan değil, açandır gibi. İşte bakın aynı bardaktayız. İşte musibet dediğimiz şey bu Esma'nın nihayetsiz tecellisini ifade eden ara boşlukları zeminidir. Eğer sen musibeti kaldırırsan nimetiyet sonsuz olur. O zaman yapışırsın Esma'ya. O zaman tecelligahla tecelli denilen şey nimetlenen de nimetlendiren de aynı şey olur. Gökkuşağı aslında hep var ama yağmur yağınca görürüz değil mi aslında? Evet, hep vardır. Aferin. Gündüz ay ve yıldız vardır ama güneş baskın geldiği için gözükmez gibi. Evet, gökkuşağı vardır. Ama oradaki anafor onu ifade ediyor. Şuraya mıknatıs koyduk, buraya demir koyduk. Arada bir tane güç koyduk, yani kağıt karton gelemiyor. Kaldırırsan demir ne olur? Musibeti kaldırırsan insanla Esma böyle olur. Lazcası bu. İyi ki var, ayırmış bizi. Evet. En büyük musibetlerden bir tanesi nefis, şeytan denilen şey. Zaten en büyük musibet şeytandır. Şeytan ise ubudiyetin ifade edildiği zemindir. Zemin olmuş. Evet, bismillah. Umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle eksernasın, o zalim eşasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibet amaya sebebiyet verir. Toplumsal bir musibet ne zaman geliyor? İnancımız değil de daha çok bu ehli dalaletin, zındıkanın rejimini evimize girmesine kadar fiilen, sonra o kadar alışırız ki yapa yapa iltizamen, sonra da onun tipinde oluruz. Dolayısıyla umumi bir musibetin gelmesine fetva veririz. Allah da bize onu musalat eder. Bil ki senin hanendeki bereket direği, rahmet vesilesi, musibet dafiyası o hanedeki namaz kılmandır, oruç tutmandır. Okay Resul. Bir de okuyorum. Bil ki senin hanendeki bereket direği, rahmet vesilesi, musibet defiyası, musibetin şemsiyesi. Şemsi yağmurluk değil ha aslında. Şems, güneş, güneşliktir. Ama yağmurda kullanıyoruz. Musibet böyle şemsiye gibi. Senin hanendeki bereket direği bir, rahmet vesilesi iki, musibet dafiyası üç, hanendeki kılmış olduğun namaz ve tutmuş olduğun oruçlarındır. Kim dedi o kör akraban? Canım benim. Başka?
Allah razı olsun hepinize. Böyle uyanık. Neymiş? İstiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Ben bir kayınpederine, kayınvalidene bakmak zorundasın diye bir ders yaptım. Az kaldı beni vuracaklardı. İnan. Takdir doldu ama onları koyuyorum kenara. Az kaldı ha inan. Zannediyorum ki çoğusu da. Kayınpeder, kayınvaliden deyince kadın kayınpeder, kayınvalide düşünüyor. Erkeğin de kayınpeder, kayınvalidesi var. Yani arkadaşlar senin anne baban demiyor. İstiskal ettiğin, istemediğin yani olan nerede ölüp de gitmedi yahu. Ya bize mi kaldı bu adam ya? Ölüm kıt oldu buna. Hep duymuşum çocukluk şey hatırlam. Diyorlardı evde. Ölüm kıt oldu, kıt. İstiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Akraba değil mi kayınpeder? Mektubatta okudum ben şimdi. Nur talebesi ya bunlar. Nur talebesini okuyorum, Nur talebesi kafamı kesecek. Niye? O ihtiyar, ihtiyar o akrabandır, ehli iman. Değil mi? Başında söylüyor ya. Ehli iman, aciz vesaire demiyor mu? Ah. Demek ki arkadaşım, bereket istiyorsan, rahmet istiyorsan, musibetin defolmasını istiyorsan, o hanendeki yaşlı ihtiyar akrabana bak, bak. Sigortadır o çünkü senin. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Seçtiklerimi okuyorum. Musibet, sormak istediğinizi durun deyince ben beraber mutala ederiz. Bak iyi dinle Levent. O bak soruyor Mehmet. Diyor ki nasıl mukaddeme? Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Şimdi musibeti sana Allah niye veriyor? Cinayet işledin. Yani bunun bedeli. Ama Allah bir öyle bir Allah ki yaptığın hataya bunu veriyor. Yaptığın hatanın karşılığı ama Allah ayrıyetten günahını siliyor onunla. Mükafatın mukaddemesi. Çok tuhaf yani. Hani şeye benzetiyorum. Orucu açtınız Ramazan'da. Ramazan dışında hangi oruç olursa olsun açarsanız güne gündür. Ramazan'ın kaza orucu dahi olsa, Ramazan'ın dışında tutsanız, kasten atsanız güne gündür. Bir şey anlatmak için söylüyorum ama verdiğim misal toplumsal sorulan sorulara cevap olsun diye onlardan seçiyorum. Ramazan'da açılan oruç kasten. Cezası nedir birinci cezası? Ne? Köle azat etmek. Bir. Sonra? Bilen bildi. Oruç tutmak ama kaç kişi? 60 kişi. Sabah akşam doyurmak. Şimdi bu Allah ile ne alakası var? Allah'a ne vermektir ki? Yani yaptığımız hatayı orucu kasten açtık. Allah'a yaptığımız bir şey yanlıştık. Peki Allah'a ne katkı sağlıyor? Bakın şeriatın verdiği ceza toplumu ihya etmekte kullanılıyor. Kölelik kalkıyor, fakirlik kalkıyor, açlık gidiyor değil mi? Bakın şu şeriatın şu dine bak ya. Yani orucu hata mı yaptın? Kime karşı? Sana karşı yapmadım ki. Köleye yapmadım ki ben bu hatayı, fakire yapmadım ki. Allah'a yaptım gizli yedim. Git diyor bir köle azat et. Yok, git fakir bul. Bilmiyorum. Gel bana bak nasıl 60 tane fakir buluyorum sana. 120 tane bile bulurum. Fakir, hakikaten fakir. Ha. Bakın ben şunu demek istiyorum. Allah'ın verdiği cezalarda gene şahsın ve toplumun ihyası var. Ya neresi ceza bu şimdi? 10-60 tane fakir sabah akşam doyuyor. Ceza mı yani şimdi? Sen de diyorsun ki of be. Onları seyrediyorsun böyle 60 tane fakir. Oh. Yani insan keyif alıyor. Abdullah değil mi? Bak şeriatın şu şeyine bak ya. Kafama yatıyor inan. Ha işte musibet diyor cinayetin neticesi mükafatı mukaddemesidir. Şimdi hatayı yaptın. Allah çakı verdi. Onu bedel ödettiriyor. Aynı zamanda yanlış yaptığının da kefareti oluyor. İki tane şey vermiş oluyor. Çok tuhaf. Mükafatın mukaddemesidir. Niye mukaddeme? Ahirette sana sormayacak daha. Yaptığın hatanın cezasını verdin burada. Musibeti yedin mi? Ahirette cezası yok. Bu...
Bazı insanlarda böyle peş peşe musibet geliyor. Peki ona ne demek? Ona da geliyor. Var. Onun elini öpmek lazım. Öyle adam var mı? Eşeddu nas bela el enbiya sümmel evliya felemsal felemsal. Allah Resulü diyor ki insanların en hayırlısına en çok musibet gelir. Eşeddu nas bela el enbiya sümmel evliya felemsal felemsal. Derece derece. 28 sene sen işkence çektin mi? 19 defa zehirlendin mi? Ahir zaman Mehdi'si diğer peygamberler gibi azap ve hastalık musibet çekecekmiş. Bugün sordum ya kim dedi? Hepinize sorayım. Eyyub Aleyhisselam kaç sene hasta yattı? 16 mı? 12. He? 12 sene. 12 sene mi? Kaç sene? Değişik rivayet var. Rivayette bir rivayete göre 7 sene diyor. 12 sene diyor. Başka? O civarda. O kadar görmedim ben. 16 sene görmedim. 7 sene gibi o civarlarda oynuyor. Ama Mehdi Ali Resul 28 sene işkence çekmiş. 19 defa zehirlenmiş. En son zehir ateşiyle şehit olmuş. Allah Resulü de öyle. Allah Resulü Zeynep denilen bir Yahudi kadını bir keçiyi biryan etmiş, yemiş, zehir girmiş. Peygamber şey yapamaz. Tuttu Allah onu. Her makamına verileceği için zehri tuttu. Eceli geldiği zaman zehire dedi ki Allah git onun vazifeni yap. Dolayısıyla onu sebep kıldı. Bediüzzaman Hazretleri'ne de sol memesinin altındaydı zehir. Talebelerini gösteriyordu. Eceli gelince dedi ki zehire, Allah'ın askeri ya, git vazifeni yap. Ve korkunç bir ateşle o şekilde gitti. Şehit oldu. Zehirden. Ama eceli geldi. Onun için kanser öldürmez. Unutmayın, korkmayın. Aa ben ölüyorum. Planet ataklara söyleyeyim. Ölüyorum demeyle adam ölmüyor ki. Ölseydi zaten ölüyorum değil mi? Çoktan ölmüştün zaten. Ecelin gelmedikçe korkma. Çok hoşuma gitti benim. Yazdım ben onu. Öldürmeyen acılar insanı güçlü kılar. Güçlendirir. Benim doktorum buradadır. Girerken gördüm orada galiba. Kuytuda galiba. Doktorum bundan neyi kastettiğimi çok iyi bilir. Öldürmeyen acılar insanı çok güçlü kılar. Ya elhamdülillah. Hamdolsun. İyi ki Allah var. Allah var, problem yok. Elhamdülillah. Başka. Bu fıtri haletlerle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Başka. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi Adem olan yok olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyeti olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belaettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selbediyor. Yani bugünkü hastalığın temeli. Allah aşkına düzeliyor hasta, çıkıyor yukarıya, kuyudan çıkıyor. Bak hastalığı şöyle başlıyor Ahmet. Gene olur mu galiba? He? Yok da. Abi geliyor bu hastalık. Veya saate bakıyor. Allah Allah diyor. İlaç saatim. İlacı bıraktım. Gelmedi diyor. Anlatmıştım size bir tane. Böyle ders bittikten sonra dostlarım gelmişti. Böyle Sarayburnu'na doğru gitmiştik oraya. Adamın arabasıyla gitmediğimiz için ilaçlar arabada kaldı. Panikle alakalı. Ondan sonra dedi ki hocam hemen gidebilir miyiz Sarayburnu'da? Saat 11 mi ne aldı? Ne oldu hayırdır? Hocam diyor 15 dakika sonra ilaç içmem lazım. Ne bu? Panik vesaire tamam. Hemen diyor bende titreme alır diyor hasta. Atır kardeş hiçbir şey olmaz. Benim yanımda bir şey olmaz. Korkma. Atar.
İyi bir salepte içirdik. Daldık tatlı tatlı sohbete. Mahsus geçirdik belki de 40 dakikayı. Bitti. Aa gülüyor. Gülmesine bir dedim tuz katayım. Hani kardeş? Hani titreme ne oldu? Gülüyorsun. Hey ya dedi. Saat geçti ya bir şey yok diyor. Tabii ki yok. Ha ilacı aynı kullanacağız. Kullanacağız ama arka tarafını da fark edeceğiz. Alet de olmayacağız. Arkayı da bileceğiz. Sebepleri riayet etmek sünnettir. Müslüman sebepleri riayet eder. Çünkü Allah'ın adetullahıdır. Allah Resulü de sipere girmiştir, zırh giymiştir. Ne zamana kadar? Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, zırhı çıkar bunu oku. Cevşen için dendiği zaman. Ne kadar? Sebepleri riayet edeceğiz ama arkayı da bileceğiz. Asıl musibet ve müzir musibet paraya gelen musibettir. Dine gelen musibetmiş. Tamam. Asıl musibet, müzir musibet dine gelen. Dine musibet mi gelir ya? Nasıl gelir dine musibet? Din insan değil ki gelsin. Fitne ne demek? Namaz? Namaz kılamasan, oruç tutmasan senin dinine gelen musibet budur. Dinden uzaklaşmış olur. Ne? Bidatlar. Oo ne biçim mi? Nerede? Mustafa'nın sesi o. Evet. Bidatlar var ya. He? Evet. En büyük musibet. Ev tutuyorsunuz. Tayin istiyorsunuz. İlk önce ulemanın söylediğini söyleyeyim. O camisi yani dine seni besleyecek yerleri onaylayın. Ondan sonra oralara tayininizi isteyin. Tayin olun, iş bulun vesaire. Dershane var mı? Sormadan. Cami var mı? Dava arkadaşlar var mı? Pat de onaylıyorsun. Niye? 3-5 kuruş fazla parası var diye vesaire. Ondan sonra abi ne yapacağız burada? Bağırıp çağırıyorsun. Ha, kalkıp da sizin için orada ben dershane açamam. Dershane olan yere gitseydin. Misal. Ha işte nedir? Musibettir. Bak. İspanya'da var mıydı dershane? Hizmetim vardı. Hizmetim vardı elhamdülillah. Şükür hizmetim var işte. Şükürler olsun. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir iltifat-ı rabbanidir, bir tathirdir. Tathir temizlemeymiş. Seni günahlardan temizlenen şey nasıl bela olur ki? Ya şey yapamıyoruz biliyor musunuz? Yani hepimiz de dahiliz de. Şu anda masada tabii ben Dellal-i Kur'an olan saydığım muvakkaten makamında oturuyorum. Ben yoksa buranın sahibi değilim biliyorsun. Beraberiz. Hepimiz öyleyiz. Müsibet geldiği zaman hakikaten panikliyoruz ama doğrusu da neymiş? Bizi temizliyormuş yani. Günahlarımızı temizliyor. Zaten geçmiş geçti. Ha Osman? Gelecek de yok. Nadir abi gelecek de yok şu anda. Değil mi bizim için? Ama Nadir abi diyecek ki kalp ve ruhun daire hayatına girdi kardeş. Bunlarla meşgul olma. Bir şey anlatıyoruz tamam mı? Kardeş arkaya geç arkaya. Kalbin ve ruhun daire hayatına geç. Mekan ve zamandaki şeyleri konuşma. He Nadir abi. Allah Allah. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Lemalar 206. İlk defa sayfa söylüyorum. Çünkü zaman bir boyut olduğunu, musibet bir boyut olduğunu buradan çıkarıyorum. Öyle bir boyut ki herkese göre farklıdır. Bir de okuyayım. Zaman, musibet bir boyuttur. Kendim tabii yorumum. Tenkit bana ait. Burada böyle demiyor ama benim anladığım bak bir noktası. Ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. Hastanelerde geçmez zamanın, dertli anında geçmez zamanın. Ama safa vesaire Allah gün bak nasıl yetişeceğiz falan pat diye geçiyor. Nasıl oluyor? Yani o da zaman o da zaman. Fark ne? Niye geçmiyor, niye çabuk geçiyor?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi var. Ahir zamanda diyor zaman çabuk geçecek. Aynı zaman. Artık nasıl anlarsanız. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükretsin. Şu musibetle alakalı cümleleri okuyorum. Paragraf da değil. Başka? Asıl ehemmiyetli musibet, bu çok önemli. Asıl ehemmiyetli musibet, kalbe ve ruha gelen dalalet musibetleri olduğunu beyan ettiği gibi, musibetzedelerin ömür dakikaları, ehli sabır ve şükür hakkında ibadet saatleri hükmüne geçip, şekva kapısını kapar, daima şükür kapısını açar bir risaledir. Vay be. Çok esas musibet neymiş? Bir de üzerine durayım. Esas musibet şu. Kalbe ve ruha gelen dalalet musibetler olduğu gibi. İşte kanseri buradan çıkarıyoruz. Mesela adamın ruhu kanser. Yani namazı yok, orucu yok, davası yok, idealisti yok. Leylim leylim yaşıyor. Cesedi sağlam olsa ne olur? Adam hastalıklı vesaire. Acayip bir şekilde mesela dine bağlı. Dine hassas, ciddi. Evet, başka? Hem mesela insanın en latif ve şirin bir secihisi olan şefkat. İnsanın en latif ve şirin bir secihisi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse. Tevhid demedi ha, dikkat buyurun. Alaaddin bak. İnsanın en latif, en şirin bir secihisi olan şefkat. Eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse öyle müthiş bir hırkat, bir fırkat, bir rikat, bir musibet olur ki insanı en bedbaht bir dereceye indirir. Hatta alimler demiş ki ifrat-ı şefkat illet getirir. Hastalık yapar. Bediüzzaman Hazretleri 75. sayfa Kastamonu'da ruhsal bir hastalıktır diyor. Hatırladınız mı? İfrat-ı şefkat. Şefkatın 3 modu var. Tefrit, vasat, ifrat. Her şeyde olduğu gibi. Bu bir musibet olur. Acayip bir musibet. Cüz'i şer ve zarar ve musibet ve çirkinliğin bulunmasıyla dünyada, varlıkta külli hayırlar ve külli menfaatler ve külli nimetler ve külli güzellikler tezahür eder. Olmasa olmaz. Başka? Ve musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden, tek tük cüz'i neticeleri olmasından o kanunlar ceyranının cüz'i muktezaları olduğundan elbette külli maslahatlara medar olan o kanunları muhafaza ve riayet etmek için o şerli ve cüz'i neticeleri dahi halk eder. Neyi? Musibeti. Yani eletin akması için eksi kutup olduğu gibi. Neymiş musibet ve şerler ise saltanat-ı rububiyetin adetullah namı altında ve külli iradelerin mümessilleri olan umumi ve külli kanunların çok neticelerinden tek tük cüz'i neticeleri. Mesela şeyde yapmışlar böyle bakır köşeğinde vardı. Belediyede güzel bir park yapmışlar. Güzellik artsın diye yamuk yumuk taşlar koymuşlar. Niye koymuşlar onu? Ha Latin'im? Güzelliğin derecesini anlamak için çirkinlik ölçü oluyor. Ölçü oluyor. Onun derecesini arttırmak için. Yani o yamuk yumuk taşları koymaları orada yapılan güzellikleri fark ettirmemize vesile oluyor. Ha bak burada bak bunlar var ha. Güzel güzele. He? Evet. Güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Değil mi? Öyle yazıyoruz herhalde.
Ha şimdi oradaki yaptığı, belediye başkanı yaptığı güzellikleri bizi fark ettirmek için yamuk yumuk taşları koymuş. İşte Allah da bu kainattaki rububiyetinde bu şey musibeti koymuş ki bak neler sana yapılmış. İnanın sihat, ilk önce Hazreti Ali'nin şeyini söyleyeyim. Paranın diyor servetin kurtardığı adama nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur diyor. Bak servetin ve sihatın, servetin ve sihatın kurtardığı adama nispeten batırdığı adam sayısı daha çoktur. Musibet ve yoksulluk daha ciddi bir eğitici ve öğreticidir. Eğitici ve öğreticidir. Bu miskinliği bizi itmemesi lazım da. Fakat sihat ve servet gaflete en büyük vesiledir. Musibet diye bakarsan musibettir. Ama şu ve musibetli vesvesenin beş veçi ne diyor? Musibet olmuş. Musibet tabii. Öyle diyor zaten. Musibetli vesvesenin beş veçini beyan edeceğiz. Hayatı fark etmemize vesile oluyor. Musibet şey vesvese ne acımasız bir şeydir. Ama çaresi de Risale'nde belli. Ama onu eyleme dönüştürürsek ilim olur. Değiştirmesek, şey dönüştürmesek malumat olur. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Okudum bilgi var. Gitmiyor. Demek ki ilim seviyesinde bir kavrayış yok bizde. Başka. Eli musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Bir de okuyayım. Arkadaşlar çok güzel bir cümle. Elim musibetlerde, elim, dehşetli bir musibetlerde ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum. Beşerin zalim eliyle Cenab-ı Hak tokatlıyor beni. Benim bir tecrübem olmuş böyle. Benim tecrübem yani. Bana aittir. Takdir ve tenkit size ait. Külliyattan demiyorum, bana ait tecrübemi söylüyorum. İnsanı üçe ayırdım. Kafa. Kafa ve hayal yerleri. Göbek yani. Göbekten aşağıya kadar da üçüncü bir bölüm. Şimdi ayağından göbeğe kadar bir musibette duçar olmuşsan namusuna dikkat et. Namus noktasında sıkıntı yapma. Yani sıkıntı da var demektir herhalde. Ona haber veriyor. Göbekle kafa arasında ise kalbine mukayyet ol. O öyle şeylerin girmesine müsaade etme kalbine. Putlarını def etmeye çalış. Öyle gir hayata. Zaten namaza Sübhaneke ile girmesinin bir sebebi 7 tane putun kırılmasından bahsediyor. 7 put. Soruyordu bir kardeşimiz. Sübhaneke okumak. Subhanekallahüme ve bihamdik ve tebarek esmük 7 tane bir şeye göre tespite göre 5 tane putun putlaştırdığımız putlarımızı kırmayı anlatıyor. Ne alakası var ya? Allah takdis ediliyor. Tabii kardeş takdis ediliyor da. Allah takdis ediliyor. Neyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki durup dururken sabır istemeyiniz. Niye? Musibet istiyorsunuz. Çünkü sabır musibet de gelir. Bir şey yapayım. Ayet ve hadisleri şöyle de bir ibret alem için veya Risale'de okunan dersleri, cümleleri bir şöyle bakın diye söyleyeceğim. Benim kendi şeyim, sezişim, kavrayışım, tefekkürüm. Allah Resulü demiş ki, tebessüm sadakadandır. Öyle mi? Hepimiz biliyoruz. Çocuğun başını okşamak sadakadır diyor. Temiz el de değil. Adam bir tanesi pis elini temizlemek için çocuğa sürmüş. Çocuk ne bilsin? Olsun sür. Çocuk ağlaması kesilmiş. Şimdi şey anlatacağım. Ne mutlu o baklava yiyenlere diye hadis var mı veya ait? Ne mutlu o baklavayı yiyenlere. Yok. Şimdi bak toplumun ruhsal yapısını, davranışını bir haritalar mısınız? Harita görün. Tebessüm etmek sadakadır. Demeye mecbur bir akılan bir peygamberin yaşadığı toplumun suratı taş gibidir demek ki bunu söylemeye ihtiyaç duyulmuştur.
Ne kadar vahşi ve canavar bir toplum var ki. Acımasız, acımasız, gaddar, hain, fırsatçı, ne derseniz hepsi. Böyle bir toplumda bu insanın bu sözü söyleme, din olarak söylemesine ihtiyaç duyulmuş. Yani sözün arka tarafından ters de toplumu seyretmeyinizi istiyor. Arkayı böyle seyredin. Bunu niçin desin ki? Allah Allah. Elhamdülillah ya. Hususan Erzurum'daki mübarek hastaya söylediğim gibi, bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş. Hem sebabı, hem hayrı, hem dünyevi ve uhrevi ve imani ve Kur'ani faydeleri kalmış. Yani musibetin farklı farklı yönlerini aldım. Ki ufkumuz açılsın böyle musibetin çeşitleri. Başkan bir musibet şu anlardan. Ey iradi cüziyesini tamamıyla terk edip her umurunu irade-i Rabbani'ye bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıda kader-i ilahinin merhamet ve hikmetini görüp kemali tevekkül ve teslimiyetle o cilve-i Rabbaniye'nin dahi netaycını sabır ile bekleyen muhterem ustadım demiş. Şualar 672. Kim demiş abi? 672 şualar. Kim dediğimi bilmiyorum. Bakmadım. 672. Aman iyi demiş değil mi? Ha? Çok enteresan. Aferin lan, 672. Ooo, Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim, bir de Levent, Zeytinburnu Levent. Allah Allah. Demiş. Zeytinburnu tabii. Zeytinburnu Levent. Yazıyor tabii. Kaderden, şimdi musibete bak. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman söyle ve merci hakikiye dön, imana gel, mükedder olma. Ne var orada nokta nokta? Bir de okuyayım. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman evet, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek? Ondan geldik, ona döneceğiz. Allah Allah, Allah'tan geldik ha? Demeyin ha, şirk olur. Allah'tan geldik. Biz onun içinde miydik? Evet, onun içindeydik tabii. Onun dışında mıyız zaten? Ya? Suyun içinde, şey, buzun içinde su yok mu? Suyun içinde H2 yok mu? H2O buzu neresindedir? Her yerindedir. Yani mekanı yok ki. Enerji yok mu? Esir yok mu? Madde hayat yok mu? Aynı hayat yok mu? Akıl cevheri yok mu? Ruh cevheri yok mu? Nur Muhammed Esma yok mu? Demek ki buz gibi gözüken aslında Esma'nın en kesif tecellisidir kardeşim. Ondan başka bir vücut mertebesi yok ki. Sen kimsin ki? Bir bak bakalım. Ustad diyor ki içtiğimi anlamaya çalışıyorum. Sen cesedin buz gibidir. Ya bu buz meselesi çözüyor. Esma'nın neresin? Kardeşim, su buzun neresindeyse Esma da bizim oramızdadır. Bendeki o, ondaki ben. Ha. Ama onu diyen arkadaş hiç cep telefonunda üç kere konuşuyor mu? Bir sevgilisiyle veya eşiyle veya... Mutlaka konuşuyordur herhalde. Konuşuyorduk değil mi? He. Peki o cep telefonunda görmem bir suret varsa... Telefondaki suret, o esas suretin aynısı mı? Hayır. Değil. Esas değil. Esas Ankara'dadır. Peki telefonu niye muhafaza ediyor? Sevgili gösterdiği için. Ya adam mesajını senelerden beri saklıyor. Mektubunu senelerden... Görüntüsünü diyorsun. Canlı konuşuyor yani. Ya. Hatta bakalım telefonu. Ya.
Al telefonu. Adam. Ya, onunla diyor ben konuşuyorum diyor. Adam sırf sevgilisinin köyünde öten horoza bile mübarek demiş yani. Ya haydutlara demiş ki mübarek adam yani oradan çıktığına göre. O yüzden telefonu muhafaza etmek lazım. Muhafaza etmek lazım. Birbirimizi muhafaza etmemiz lazım. Çünkü bir şeyler gösteriyoruz. Elhamdülillah. Demek ki sana kaderden atılan tesadüf yok. Kader bak işin faili. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle ve merci hakikiye dön. İmana gel, mukedder olma. Kafir miyiz ki imana gel diyor. Emin ol, emin ondan geldiğine. Evet, men amene bil kader, emin eminel keder. Yani imanından emin olmak geçiyor ya, imana gel. Emin ol ondan geldiğine. İman eminlikten geliyor. İmanı beslemek. Evet. Ne dersek? Ya eyyühellezine aminu billah ve bil resulü ila ahiret. Evet. Evet Nisa suresinde. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Allah Allah. Ey iman edenler Allah'a, peygambere, kitaplara vesaire iman edin. Onlar bilmişler abi, tanımamışlar. O yüzden ödüyorlar. Allah Allah. Allah'ı bilmek ayrıdır. Burada gelecek zaten. Allah'ı bilmek ayrı, tanımak ayrı. Musibet Allah'ı bizi tanıttırıyor. Nimetler Allah'ı bildiriyor. Musibetler Allah'ı tanıttırıyor. Hasan abi bilmek ayrı. Onu tanıdığın vakit o zaman emin olursun. Evet. Ya ben bu adamı tanıyorum. Buna zarar gelmez yani. Evet. Mesela benim bir arkadaşım vardı edebiyatçı dedim. Bildiniz. Ama gelip burada bir konuşsa, şey yapsa, sunum yapsa vay be. O bilmek değil tanımaktır. Müslümanın Allah bilmeyi sorunu yok. Herkes Allah'ı biliyor ama tanımıyor. Başka? Ve kavga ve muzahemetin meydanı olan dağdayı hayata hücum gösteren alemin binlerce musibet ve muzahemelerine karşı yegane nokta istinat yine marifet-i sanidir. Bunlara karşı yegane musibete karşı marifet-i sanidir. Ne demek? Allah'ı tanımak. İman edip bak Allah'ı bilmek, tamam, iman etmek, tanımak. Allah Allah. İşte vesvese de öyle. Bilmek bir de tanımak manasında onu aleminde çözmek. Neyi nerededir? Birisi seninle konuşuyor ve o konuşanı tanımıyorsun. Bir de tanıyorsun. Ne kadar fark eder? Ya. Ben bu konuşanı tanıyorum. Tabii hiç ön yargısız. Çünkü daha perde koymuyorsun. Başka? Cenab-ı Hak ona bildirmiş ki sana gel, bak senin söylediğine geldim. Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam'a bildirmiş ki senin ile ibadımın arasına musibet vasıtalarını vaz ediyorum. Ta ki şekvaları ona, sana değil onlara gitsin. Hani Azrail Aleyhisselam demiş ya şeye, Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi ben kullarının şeyini alınca bana itiraz ediyorlar yani. Cenab-ı Hak demiş ki ona, Azrail Aleyhisselam'a, merak etme seninle kullarımın arasına hastalıkları, musibetleri koyacağım. Gafil kullarımın şekva okları musibet ve hastalıklara gidecek. Zaten marifet sahibi kullarım onları zaten açtığı için seni de bir arkadaş bilir yani. Sana da itiraz etmez. Cenab-ı Hak hastalık, musibet ve zillet elemlerini zahiren çok acı iken onları tatlılaştıran çok büyük hayır ve sevap ve lezzetleri içine derc etmiştir. Musibetin içine koymuş. Yani bak şey okuyun da bir kafanız bir sarsılsın bakalım şu cümle. Neredeydi? Tabii bulabilecek miyiz? Nereye gitti o? Derece hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Allah Allah. Bir de okuyorum. Lütfen bir toparlanın. Derece hararet gibi. Ne demek derece hararet? Sıcaklık derecesi gibi her musibette
bir derece-i nimet vardır. Her musibette bir derece-i nimet vardır. Derece-i nimet. Her musibette bir derece-i nimet vardır. Ne anlıyoruz? Bir de okuyorum. Derecat-ı hararet gibi, sıcaklığın dereceleri gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha yukarıdakini dışarıda gördüğün için sana gelen küçük olabilir. Bir yüksek derecesini her zaman bulabilirsin. Yani sen açsındır veya fakirsindir ama daha alt fakir olan kısımlar vardır. Onu görüp o bir derece oluyor ölçü. Demek ki fakir fukara meselesi, ha. Yani. Musibette yukarı olanları, yani servette aşağıda olanları diye. Yani bir tane o. Başka? Hasan Hocam, Cenab-ı Hakk'a ne kadar yaklaştırıyorsa derecesi ondan ayarlı. Ne ile ayarlı? Musibetten dolayı ne kadar Cenab-ı Hakk'a iltica edersen ona göre dereceniz daha yüksek oluyor. Evet. Cenab-ı Hakk'a ne kadar yaklaştırırsan. O zaman o musibeti bakayım kahve gibi yudumluyor mu? Diyorsun kahve gibi mi yudumluyor yoksa Allah'ım sen de memnunum demek ne demektir Allah'ım sen de memnunum onun sana yaptığı muamelesine razı olmak diyor. Başka? Hazreti Yusuf demiş abi dermanı dert içinde bulun dertlerim bana derman içinde. Hazreti Yusuf aleyhisselam ne demiş Yusuf muydu o? Dertler içinde dermanı buldum. Dert içinde buldum meğer dertlerim bana derman imiş. Meğer dertler bana derman imiş. Bir Emirdan'da da var değil mi? Aynı cümle var Risale'de. Dertler bana derman imiş. Ha yetmez mi? Dert derman sana. Bak dermanmış dert. He? Gafletten uyandırmak için bir tokat veriyorsun. Gafletten uyandıran bir tokattır. Şimdi dersin başına geçmiştim. Nimetin mutlaktır. Onu yani mesela karanlığı ortadan çıkarırsanız aydınlığın derecesi olur mu? Olmaz. Şimdi onu derecelendiren mesela Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik girmediği için. Ondan Allah'ın kudreti sonsuzdur, ilmi sonsuzdur. İşte Allah'ın nimetiyeti de sonsuzdur, bizi ezerdi. Ve hiçbir şekilde şükür kapısı da olmazdı. O nimetin mutlakiyetini muayyen bir seviyeye indirgeyen, basamak haline getiren musibetlermiş. Demek ki nimeti gösteren göstergeymiş. Musibet. Yani nimetin derecesini o gösteriyormuş. Dereceli hararet gibi musibetteki derece-i nimeti. Derece. Nimet dereceymiş. Musibet dereceymiş musibeti gösteren. Musibetin içindeki nimeti gösteren. Başka? Halimi soranlara dedim ki hem nazar burayı dinleyin. Hasan tipi tipten çıkarmış. Bak gene diyecekler bak. Kastamonu 260. İlk önce sayfayı söyleyeyim. Halimi soranlara derim ki ustad diyor. Kim diyor? Ustad diyor bak ne diyor. Halimi soranlara derim ki hem nazar ve hem ervahı gayri taibe cihetinden başıma gelen bu musibet rahmet-i ilahi ile 10 adetten 1'e indi 9'u nimet oldu. Ustada gelen musibete bakın. Halimi soranlara derim ki hem nazar bak insana bela ve musibetler neymiş? Allah Resulü'nün bir hadisi vardı. Çoğunuz hatırlarsınız. Hani o iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi malum. Deveyi kazana insanı mezara diye. Bir de mezarlığı göstermiş Allah Resulü. Bir bilseniz ki demiş. Bil mana söylüyorum. Burada yatanların çoğusu nazarla gitmiş. Hatırladınız böyle bir şey vardı. Bak musibetin sebebini söylüyor. Bir, halimi soranlara derim ki hem nazar, tamam. Hem ervah gayri tayyibe. Ervah habise demiyor. Aynı şeyi ifade ettiği halde ervah gayri tayyibe. Tayyip olmayan ervah.
Ne yapmış usta da? Cihetinden başıma gelen bu musibet. Erva habise. İşte bak ben bununla uğraştım. Televizyondan seyrettiğiniz kötü bir film. Rastladığınız kötü bir kavga gürültü. Veya bir sıkıntı yani stresi. Onlar aleminizi tesir ediyor. Ya ne tesir edecek kardeşim o televizyonun dalga? Şehvetin artmıyor. Polisiye filmleri olunca, heyecan olunca değişiyor musun, değişmiyor musun? Senin hormonların değiştiriyor mu, değiştirmiyor? İşte oradan gelen olumsuz filmler, korkulu filmler vesaireler o yekün toplanıyor vücuda. Toplanıyor. Belirli bir kıvama gelince yani böyle nem yükselir. Nem yükselir, yükselir. Belirli bir kıvama gelince Allah'ın adeti yerden kalkan bir toz, havadaki karbondioksit o bulut çekirdeğini oluşturur. Onun etrafında bulut keletlenir ve dev bulut kütlesi olur. İlk önce bir tozla başlar. Nemi toplamasına. İşte erva-ı gayri tayyibe yani erva-ı habise, ustad müsbet olsun diye tarif olarak kullanmadı. Erva-ı habise demedi. Neye benziyor? Ustada demişler ki, ustadım demişler, bağ bozumuna gidiyoruz. Ustad demiş ki, bağ bozumu demeyiniz. Bağ çözümü deyiniz. Allah elmayı, üzümü bağlamış. Siz de gidiyorsunuz, bozuyorsunuz. Hayır, biz onu çözüyoruz deyin. Bağ bozumu demeyin, bağlamış Allah, biz de onu çözüyoruz. Erva-ı habise demiyor, erva-ı tayyibe-i habise mi diyordu? Ha, erva-ı gayri tayyibe. Erva-ı gayri tayyibe. Veya başka çok manası olur. Benim anladığım negatifi kullanmıyor. Başıma gelen musibet iki tanedir diyor. Bir sebep kaynağı. Nazar. Nazar ille bir insanın böyle bakışı diye anlamayın. Nakıs olur o düşünce. Mesela başkasını diyeyim. Nazar böyle halk arasında şöyle zannediyor. Böyle hainlikle bakıyor. Anne baba da yapar mı? Şiddetli muhabbet, şiddetli adavet nazardır. Hı? Çocuğa yapabileceği nazar şu. Uyurken. Şiddetli muhabbet, şiddetli adavet. Unut. Arkadaşlar, nazar size akan enerji değil midir? Gözünden akan enerji. Adam televizyondan akıyor. Şu an akıyor. Nazar. Sana nazar ediliyor. Onunla gönderiliyor. Onunla sana gönderiliyor. Bir bu. O giren şeytan değil arkadaşlar vücuda giren. Erbahı gayri tayyibe. Stres. Trafikteki stres. Evdeki kavga gürültü. Seyrettiğiniz filmler. Gelişen hadiseler negatif. Onlar vücutta yekün oluyor. Sinirleniyorsun. Sinirin gittikten sonra yok mu oldu? Çakmak var ya çakmak. Çakmağı tutun böyle. Bak içinde su. Basın böyle pişt. Hani suydu? Su uçar mı? Meğer gazı sıkıştırırsanız ısısını alırsınız. Tamam. Yoğunlaşır. Eğer o gaz keyfiyette olana bıraktığın zaman havadaki ısıyı alır, latifleşir, uçar. Kanunu ilahi. O gelen latif şeyler burada yoğunlaşır, yoğunlaşır ve unutmayın şeytan kalpte ve akıla da vehim verir. Nefs-i emari buraya verir. Erva-ı gayri tayyibe ise televizyonlardan giren stres ve buhran ve bunalımlardan giren erva-ı gayri tayyibe, erva-ı habiseler kemikte olur. Kemiğe yerleşir. Ağacın kurtları gibi, meyve ağacın kurtları gibi, ağacı kemirdiği gibi, dabbetul arz gibi, insanların diyor ahir zamanda kemiklerini ve gafletten uyandırmak için kemiklerini eritecek bu tür erva-ı gayri tayyibeler kemikte oluyor. Kemiğe giriyor. Ben bunları size söylüyorum. Bunlar benim şuhud derecesinde malumatlardır külliyattan. Delillerim de var da bu mevzumuz o değil. Ustad diyor ki benim başıma gelen ille
Odaklanmışız. Adamın, kadının bana nazar etmesi. Ya cılız olur bir nazar anlayışın. Sana yüklenen değil midir nazar? Her şey, her yüklenen, yani her bana yüklenen nazar ediyor demektir. Mesela kamera bana nazar ediyor. Nazar ediyor. Yani bakanın gözlemlemesiyle, bakanın bana yüklediği şeyler. Bunlar tesiri azimdir. Ustad diyor ki 410 sözlerde, bunlar diyor, hissiyat-ı ulviyeyi, insaniyeyi tahrip eder diyor. Diyor mu demiyorum? 410 sözleri söylüyorum. Bu diyor gayrimeşru, gayrimeşru o nazar şeyler, hissiyat-ı ulviyeyi insaniye, insanı insan yapan ulvi değerleri tahrip ediyor. Tahrip ediyor demek şu, ışık gitti. Ne var demektir? Karanlık var demektir. Demeye gerek yok. Karanlıklar gitti. Yani ışık geldi. Işık geldi. Karanlık gitti demektir. Hissiyat-ı insaniye öldü mü? Bitti. Evet. Bu çok ilginç olduğu için buraya aldım. Merak edenler için söylüyorum. Kastamonu 260. Halimi soranlara derim ki hem nazar hem ervah-ı gayri tayibe cihetinden başıma gelen bu musibet rahmet-i ilahi ile 10 adetten 1'e indi, 9'u nimet oldu. Peki bu zannediliyor ki insan. Hayır. Ervah-ı gayri tayyibe. Bu cin değil, la usta da musallat olan. Şeytanı da iflahını kesmiş. Öyle demiyor mu Beyazıt'ta Nadir abi? Bana 15. sözde diyordu, değil mi? 15. sözde. Sen Kur'an'ı çok âli zannediyorsun, şöyle de böyle de var ya sorular. Şeytandan gelmiş. He tabii. Ervah gayri tayibe cin değil, şeytan değil arkadaşlar. Zaten tefrik ediyor. İns, cin, şeytan, melek ve ruhaniyat diyor. 29 sözde. O ki bunların içinde bir şey değilse başka bir kategoride niye ervah ruhaniyat kullanıyor? Ruhaniyat ikiye ayrılır. A şıkkı ervah-ı aliye, B şıkkı ervah-ı habise. Güzel şeylerde insan tahrik oluyor yani böyle şey olmuyor mu böyle mesela geçenlerde bana Yusuf Aleyhisselam bir şeyini gösterdi, 20 dakikalık bir şeyini gösterdi. Hakikaten çok etkilendim. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de hatta bazen dostlarıma latife yaparım. Ne diyorum ona? Uyurlar vardı ya 309. Ashab-ı Kehf. Maximilianus. Hani zulme karşı ulan her şey, o beni çok etkiledi o adam. Niye? Rahmet yağsın üzerine. Zaten yağdı ki Kur'an'da methedilmiş. Makam verilmiş, şöhret verilmiş. Her şey, dünya adına her şey verilmiş. Adam hak adına ölümünü de göze alarak hakikati pervasızca konuşmuş. Ya bu ne diyor dedim ya. Hakikaten böyle mi olmuş? Ulan ben filmde bile onu oynamaktan çekinirim ya. O adama her şey verilmiş. Öyle mi? Ona dedi, o video 9 dakikalık bir şey kestir bana. Allah Allah dedim, bana getirsene şunu dedim ya şeyini. Falan, Allah Allah ne kadar. Ya niye anlatıyorum? Beni etkiledi. Bir gece bile dünyamı ve rüyamı süsledi ya. Allah Allah yatıyorum. Ona adama makam verilmiş. Hanım verilmiş. Bilmem ne akıl yeğenim bir çok padişah da onu çok tutuyormuş. Tam zirveye varmış. Ondan sonra he. İşte Maximilianus diye bir o zat, kahraman. Yani etkilendim. Ervah Ali oldu. Ondan sonra etkilendin. Ervah habisi oldu. Ötekileri saymıyorum zaten. Kötü şeyler anlatılmaz. Tahrip ediyor. Bak ustad söylüyor. Bunun ruhu nasıl tahrip ettiğini televizyonların ervah habisi olduğunu sözler 410'da anlatıyor. Bir paragraftır. Bakarsın. Ben efendim iki tane satırım kaldı, sayfa bitiyor şu sayfa ve dikkat edin ikinci sayfada yetişmek mümkün değil, düz de tıkır 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 okusak faydalı da olamayacağım. Vakit çabuk geçiyor aslında. Ama hasta olanlara son iki satırdan bir tanesi. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. Demek ki musibet bunun için geliyor. Ya nasıl yapar ya, nasıl der ya. Adama bak zalim ya. İş yaptık ya, adama bak ya. Allah Allah. Tamam.
O zalim zalimdir. Beşerin zalim eliyle bizi terbiye ediyormuş. Ama o noktada hata yapmadım ki. Diyor ki, fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. O şeyi eksik söyledik. O şimdi hatırladım. Göbekle ayak arasında namus noktasında sorun yapana bela geliyor. Göbekle kafa arasında olan kalbe, kafadan yukarı olanlara da itikat ilim noktasında zafiyetim var demektir. Şimdi bunu anladım. Son bir şeyi. Dedim, musibet şehri maz olmadığı gibi bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Son, bitti. Ama cümleyi bir de okuyayım. Belki yorumlamak isteyen olur. İyi dinliyor musunuz? Son cümle. Musibet şerri mahz olmadığı gibi, musibet mutlak musibet olmadığı gibi, şer olmadığı gibi için bazen saadetten felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Alan vardı bir tanesi. Babası emekli oldu. Emekli oldu bizim orada. Çocuğuna bir jest mi diyorlar, çekti yani. Gitti, sevdiği arabayı aldı, kapıya getirdi ve çocuğa teslim etti. Çocuk sevindi. Şeyden hemen hatırıma şöyle geldi. Bazen saadetten de felaket olduğu gibi. Çocuk alıyor bu arabayı. Ondan sonra ver Allah'ım ne kadar bastıysa. Araba denize uçuyor. Hem araba hem çocuk. Böyle dalin amin. Evin tek çocuğu gitti. Bazen saadet de felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Nice insanlar felaket ve hastalığın girdabından hakikati tanıyor. Davayı tanıyor. O kadar insan var ki, siz de biliyorsunuz ama ben çok biliyorum. Bela ve musibet vasıtasıyla o kadar insanlar hakikati tanımış ki, hele hele şu asrın en büyük belası ve vebası olan buhran, bunalım, depresyon, panik atak, yani psikolojik. Diğerleri bir şey değil. Onunla davaya, Kur'an'a, namaza, teheccüd namazına, derslere, tefekküre yani o kadar ciddi bir teveccüh olmuş ki bizde de 150 taneye ders yaptırmaya vesile olmuş. Peki inşallah eğer isterseniz haftaya devam edelim mi? Burada mı kalsın? İki. Edelim mi? Haftaya bu musibeti devam edelim. Burada kaldık. Hakikaten ilginç bir şey. Ama iki sayfa okuduk ama bir iki sayfa manası zamanı kadar yorumlar yaptık. Eğer sizin elinize antika güzel bir tefekkürünüz Allah verirse gelin beraber de paylaşırız. Ondan sonra bundan sonra devam ederiz. Allah gecenizi mübarek etsin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Her zaman dediğim gibi çoluk çocuğumuzdan Cenab-ı Hak İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Erva habiselerin vesile olmuş olduğu buhran, bunalım, depresyon ve panik vesaire maddi ve manevi hastalıklara Cenab-ı Hak def etsin, tarımar eylesin. Erva aliyelerin vesile olduğu kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette emin kıl. Ya Erhamer Rahimin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Gözüken ve gözükmeyen bela ve musibetlerden bizi emin eyle ya Rabbi. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Davayı Kur'ani ve imaniyede daim kayım sayım eyle ya Rabbi. Kim bize nasıl dua ediyorsa onlara öyle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi elimizi semaya değil sana kaldırıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine hatırına duamızı kabul eyle ya Rabbi. Riyakarane yapmış olduğumuz duaları halis olanların zulmesini ihlak eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.